Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Bugünkü konumuz yine Dolar-TL olacak. Aslında bir önceki videomuzda Dolar-TL için geniş bir analiz yayınlamıştık. Hatta bu analiz sonucunda da 8.50 seviyelerin kırılmasıyla birlikte 8.30-8.35 seviyesine doğru bir gerilemenin olacağını belirtmiştik. Burada da gelişen olaylarla birlikte kur 8.35-25 seviyesine kadar geri çekilmişti. Ancak buradan sonra oluşan haber akışı, faiz indirim beklentileri ve siyasi tansiyonla birlikte kur yeniden yükselmiş. Hatta bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması vardı. Zaten onunla da birlikte kurlar tekrardan yönünü yukarı çevirmişti. Burada daha önceki analizimizde biz kritik nokta olarak 8.82, 8.80 seviyesini söylemiştik. Buranın geçilmesiyle birlikte hedefimizin 9 olduğunu, 9.30 olduğunu açıklamıştık. Hatta buradaki düşüş olsa bile kurun tekrardan yukarı yönlü fiyatlamanın devam edeceğini belirtmiştik. Şu anda Dolar-TL bugün 8.97 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Onun için biz de kur tarafında videomuzu bir güncellemek istedik. Bunda gündemdeki maddeler hemen hemen belli. FED'den bir faiz arttırım beklentisi var. Ancak bu 2022-2023 olarak tartışılıyor. Bugün tarım dışı istihdam verisi var. Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üstüne gelmesi durumunda hem tahvil alımlarının azaltılması gündeme gelecektir. Hem de faiz arttırım sürecinin biraz daha öne çekilmesi mümkün olacaktır. Bu da ister istemez Dolar-TL'ye etkileyecek. Dolar-TL gün içi 8.87'di, 8.97'ye yükseldi. Bunu da saat 15.30'da bu veri setini takip edeceğiz. Devamında da Merkez Bankası bildiğiniz gibi sürpriz bir faiz adımı yaptı ve faizleri indirdi. Faizleri indirmesi sonrasında da 8.65 olan kur 8.80 seviyesine kadar yükseldi. Devamında da zaten yükselişlerini sürdürdü. Burada geçen hafta Retros'ta bir haber yayınlandı. Burada da hatta notumu almıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik güvenin azaldığını belirten haberin de etkisi olduğu belirtiyor. Buradaki etki de zaten bence faiz indirimin ön ayağı oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin indirilmesini istiyor. Ama şu andaki koşullarda faiz indirimleri mümkün değil. Hem negatif faize geçmiş durumdayız, hem enflasyon yükseliyor. Biz hem de faiz indiriyoruz. Bu da TL'de değer kaybına neden oluyor. Ondan sonra zaten kredi temettülü risk primi 400 puanın altındaydı. Faiz indirimiyle beraber tekrardan risk primimiz yükselmeye başladı. Bu da TL'ye baskılayan bir diğer unsur. Bugün tahvil faizler, ABD 12 tahvil faizleri de 1.60'ın üzerini gördü. Bu 4 ayın en yüksek seviyesi. Tahvil faizi yükseldikçe biliyorsunuz gelişmekte para birimleri. Bundan negatif etkileniyor. Türk lirası da bugün cüzdanın üzerinde değer kaybederek en fazla değer kaybeden gelişen para birimi oldu. Şimdi bunlar genel bir özet. Türk lirasında düşüş olur mu? Yükseliş olur mu? Yani Dolar-TL düşer mi? Şu anda Dolar-TL'nin düşmesi için piyasalarda herhangi bir neden yok açıkçası. Hem siyasi taraf, hem Merkez Bankası tarafı, hem de tahvil faizleri, FED tarafı şu anda Dolar-TL'de bir geri çekilme desteklemiyor. Ama olur da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de Joe Biden'le görüşememiş. Devamında da bu yönde sert açıklamalar yapmıştı. Ardından da Paris'te görüşüleceği söylenmişti. Buradan görüşme sonucu bir olumlu haber gelip iyi bir piyasa fiyatlaması olursa o zaman kurda bir toparlanma görebiliriz. Teknik tarafta da 8.80'ci 13 günlük hareketli ortalama yani EMA bizim yol haritamız olacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 8.83 kırılmadığı sürece yani bu seviyenin altında günlük kapanış olmadığı sürece dolar TL'de çok bir geri çekilme mümkün değil teknik olarak. Dediğim gibi temel taraftaki burada sıraladığımız unsurlar da şu anda TL'yi baskılıyor. Yukarı yönlü hareketlerine devam etmesine neden oluyor. 8.83 kırılmadığı sürece 9.36 seviyesi bizim hedefimizdir arkadaşlar. Buradaki kanal kırıldığı için bir üst banda geçecektir. Zaten şu andaki fiyatlamalarda bir üst bantta devam ediyor. Burada gördüğünüz bir yükseliş trendimiz var kısa vadeli. Bu trendin kırılımı 8.82. Yani bu trend kırılmadığı sürece 8.80'in aşağı yönlü geçilmediği sürece biz Dolar-TL tarafında düşüş beklemiyoruz. Dolar-TL 8.80'i kırarsa o zaman buradan ana trendten
Yani 6.94'ten gelen ana trende doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. O zaman da 21 günlük ortalama olan EMA'yı takip edeceğiz. Pardon, 34 günlük. O da 8.67, 8.70 seviyesinden geçiyor. 8.82 kırılsa bile kurda çok büyük bir geri çekilme beklemiyoruz. Burada tabii Ekim ayında, 21 Ekim'de yapılacak toplantı da önemli olacak. Eğer Şahap Bey siyasi baskı, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları yönünde bir faiz indiriminde yaparsa kurda zaten yukarı yönlü hareket devam edecektir. Buraya bir pas geçer. O zaman kurda bir miktar rahatlama olur. Ondan sonraki açıklamalar da işte PPK toplantı özeti de okunacak. Buradaki ifadeler de yakından takip edecek. Şu andaki gelişmeler TL'yi desteklemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ABD tarafında bir olumlu haber gelir. Kur 8.83'ün 82'nin altına inerse kurda bir geri çekilme görürüz. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar çok büyük bir geri çekilme mümkün değil. Şu andaki piyasa koşullarından dolayı söylüyoruz bunu. Yani kur tamamen düşüyor dememiz için bizim aslında 8.30'u kırması gerekiyor. Burada bir geri çekilme, bir düzeltme olabilir. Burada bir uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Daha önce bu şurada da gördüğünüz uyumsuzluk olduğunda kurda geri çekilme olabilir. Bu teknik bir görünüm. Ancak bu uyumsuzluk olsa bile kurda yükselişler sürüyor. Bunu da ayrıca belirtelim. Genel olarak toplayacaksak arkadaşlar, toparlayacaksak temel taraftaki etkileri söyleriz. Fed faiz hattı ve tahvil faizi yükseliş. Kredi risk priminin yükselmesi, Merkez Bankası'nın gelecek aydaki toplantısı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Kavcıoğlu'na yönelik talimatları diyelim daha doğrusu. Yani bir siyasi baskı. Eğer faiz indirimi devam ederse kurda yükseliş sürecektir. Burada zaten ilk de kanalın üst bandına doğru 9.6 seviyesine doğru fiyat hareketi devam eder. Devamında da zaten hedefimiz vardı. Buradaki formasyon hedefimizle birlikte 9.36-9.40 seviyelerine doğru yükseliş mümkün arkadaşlar. Kısa bir özet yaptık arkadaşlar. Çok da uzun olmasın. Genel konular. Bunlar zaten kısa vade işlem yapan arkadaşlar 8.82 bölgesine, 8.80 bölgesine dikkat etsinler. Ancak kurda bu seviyesine kaldığı sürece yön yukarı arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.